Merhaba sevgili dostlar, hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni çıkmış olan Survivor tabanlı Valheim oyununun nasıl yüksek bir FPS değerinde oynanır onu göstereceğim. Hepinizin malumudur ki arkadaşlar oyun yeni çıktığı için gerçekten çok büyük rezalet optimizasyon sıkıntıları var. Örneğin benim GTX 1050 Ti'm var arkadaşlar. Bu yani PUBG'de 60 FPS alabilirken Valheim oyununda sadece 30 FPS almak gerçekten çok can sıkıcı. Fakat bu gösterdiğim ayarlar neticesinde FPS'iniz 25-30 artacak. Artmazsa arkadaşlar dislike atın. Bak bu kadar net söylüyorum. Ama artarsa da elleriniz like tuşuna gitsin abi. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Çünkü emeklerimin karşılığını aldım derim en azından. Sizlerden gelecek geri dönüşler sayesinde sevgili dostlar. Gerçekten çok mutlu olurum. Yorumlar kısmında da olduysa oldu, olmadıysa olmadı yazın. Ben de bakayım ki olmuş mu olmamış mı? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve videomuza geçelim. Sevgili dostlar, öncelikle Valheim oyununa sağ tıklayıp özelliklere basıyoruz. Özelliklere bastıktan sonra ilk ayarımız genel ayarlar olacak. Bu videoda ayrıca şunu da belirtmeliyim ki tamamını izleyin. Hiç bilmediğiniz gerçekten çok önemli bilgiler de var. Onu söyleyeyim şimdiden. Arkadaşlar benim size vereceğim kodlarda yani yazacağımız şeyleri hemen şuradan şunu kopyalayayım sevgili dostlar. Bunları ben zaten açıklamalar kısmında bırakacağım. Başlatma seçeneklerini yazıyoruz sevgili dostlar. Bunu yazdıktan sonra burayla işimiz bitmedi. Yerel dosyalara giriyoruz, göz ata basıyoruz sevgili dostlar. Burada gördüğünüz üzere Valheim data var. Valheim data'ya girdikten sonra sizde büyük ihtimalle boot config ya da boot olarak karşınıza çıkacak. Bunlardan ikisi de olabilir. Buna gelip sağ tıklayıp birlikte aça basıyoruz ve bunu arkadaşlar not defteri olarak açmamız lazım. Not defterini açtıktan sonra hemen yukarıdaki kısma şöyle bir kere tıklıyoruz ve vereceğim tekrardan bu kodlar sayesinde, yazılar sayesinde bunu yapıştırıyoruz ve FPS'imiz gerçekten bunun sayesinde çok artacak. Bunu hemen şöyle kaydedelim sevgili dostlar. Ctrl-S yaparak da kaydedebiliyorsunuz. Kapatıyorsunuz abi. Burayla işimiz kalmadı. Burayla işimiz kalmadı. Şimdi oyun dosyamızla ilgili yapacağımız gerçekten güzel şeyler var. Buraya gelip arkadaşlar sağ klik, özelliklere tıklıyoruz. Buradan uyumluluğa geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak var. Bunu siz büyük ihtimalle böyledir. Bunu hemen böyle bir şey yapın, tik atın. Ardından yüksek DPI ayarlarını değiştire basın. Burada yüksek DPI ölçeklendirme davranışını geçersiz kıla basın. Uygulama seçili olsun ve tamam tamam deyip çıkın abi. Uygula deyin çıkın. Ardından yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi de sevgili dostlar hemen bilgisayarımızla ilgili olacak. Buradan grafik ayarlarına giriyoruz ve ben nasıl yapmışım? Hemen bunu açmışım. Büyük ihtimalle sizde bu kapalı olacak. Bakın ne diyor? Gecikmeyi azaltın ve performansınızı arttırın arkadaşlar. Yani bunu açtığımız zaman performansımız gerçekten çok güzel bir artış sağlayacak. Ve bizim oyunlarda yüksek FPS değeri almamızı sağlayacak. Ardından bunu yaptıktan sonra büyük ihtimalle bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecek. Ve başlatın. Zaten Windows'un olduğu için hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Ardından grafik performans tercihinden göz atı basıyoruz. Buradan Valheim oyunumuz neredeyse arkadaşlar. Şuradan yukarıdan da bakabilirsiniz. Neredeyse gidip onu seçip buradan yüksek performansı ayarlıyoruz arkadaşlar. Gelip buradan yüksek performansı ayarlayın. Kaydete basın ve burayla da işimiz bitti. Sırada eğer Nvidia denetim masasını varsa arkadaşlar sizde buradan yapacağımız gerçekten çok güzel ayarlar var. Öncelikle görüntü ayarlarından gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullanı seçiyoruz. Ve uygulaya basıyoruz sevgili dostlar. Buradan beni oraya götürü seçiyoruz. Bakın bu sizinki böyle değildir büyük ihtimalle. Benimki gibi yapın. Gerçekten FPS'iniz yüksek değerlere ulaşacaktır. Bu ekran kartı ayarları çok önemli. Bakın kalite. Yüksek performans ayarlanmış. Normalde kalite istiyor. Yani ekran kartı diyor ki kardeşim ben sana güzel bir kalite vereyim. Sen kaliteli bir şekilde oyun oyna ama FPS'ini düşürürüm diyor. Buradan yüksek performansı seçiyorsunuz. Bunu izin ver olacak. Treeliner Optimization. Bakıyorum hemen. Doku filtreme performansı. Bu da açık kalacak arkadaşlar. Bu sanırım kapalı olacak. Bunu kapatıyoruz sevgili dostlar. Aynen zaten kendisi de kapattı. Buradan güç yönetim modunu.
Eğer laptop kullanıyorsanız benim optimum güce ihtiyacım var diyorsanız optimum gücü seçebilirsiniz. Fakat maksimum performans tercihe bastığınız zaman arkadaşlar gerçekten çok yararlı olacaktır. Gerçekten çok yüksek FPS değerleri almanızı sağlayacak bu da. Buradan ise ekran kartınız neyse ekran kartınıza güveniyorsanız buradan ekran kartınızı seçin ve uygulaya basın. Uygulaya bastıktan sonra buradaki ayarlarımızla işimiz bitiyor. Şimdi sırada arkadaşlar oyun içi ayarlarımız var. Evet arkadaşlar oyun içindeki ayarlarımız ise şunlar. Öncelikle ayarlara tıklayıp buradan grafiğe geliyoruz. Bakın bunlar gerçekten çok önemli. Bunları düşüğe alın abi, tamam mı? Aynı benimki gibi yapın şurayı. Eğer yani siz bunları da istemiyorsa bunları da kapatabilirsiniz. Fakat şu vicinity'yi kapatın abi. Bunu kapatın. Çünkü bu 60 FPS'e sabitlemeye çalışıyor. Yani daha üst FPS'e alamıyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu yapın. Aynı bu şekilde ayarlarınızı yaptıktan sonra başka anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum hemen. Sanırım başka da bir şey yok. Artık oyununuzu yüksek FPS değerlerinde oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Eğer bu video işinize yaradıysa kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve yorumlar kısmında eğer olduysa oldu kardeşim Allah senden razı olsun tarzında yorumlarınızda çekinmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Sen kalın sevgili dostlar. Is suffocating. I'm waiting and always hesitating.